Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Mücadele suresi 1-6. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde meydana gelen bir olayı bize anlatıyor ve bununla alakalı bir takım hükümleri bildiriyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا ve teşteki ilallah. Muhakkak ki Allah eşiyle alakalı seninle mücadele eden ve halini Allah'a şikayet eden kadının sözünü duydum. Vallahu yesma'u tahavurakuma, Allah sizin muhaverenizi, konuşmanızı işitiyordu. İnnallaha semi'un basir, şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Burada ilgili olay hemen hemen bütün tefsirlerde anlatıldığı vecihle şu şekilde. Yaşlı bir kadın olan Havle binti Salebe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve ya Resulallah, kocam bana zihar yaptı diyor. Zihar şu manada, cahiliye döneminde, İslam öncesi bir boşama şekli. Sen bana anamın sırtısın gibi dediklerinde, anam gibisin dediklerinde bu boşama oluyor. İşte kocası Evs bin Samit Havle binti Salebe'ye böyle diyor. Sen bana anamın sırtı gibisin ve o şekilde onu boşamış oluyor. Ancak kadının çocuğu da var. Ayrılmak istemiyor. Fakat normal şartlarda da boş olmuş durumda. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıyor. Ya Resulallah, böyle böyle oldu. Kocam her ne kadar boşama lafını telaffuz etmedi ama böyle söyledi. Ben ise ayrılmak istemiyorum. O zaman çocuğum perişan olur diyor. Halini Peygamberimize arz ediyor. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o günkü örf adet gereğince böyle bir ifadenin boşama olduğunu da elbette biliyor ve boşamış diyor, seni boşamış. Bu durumda benim yapabileceğim bir şey yok. Kadın yine, ya Resulallah, eğer ben ayrılırsam perişan olurum, çoluk çocuk perişan olur diyor. Peygamberimiz, ben bu konuda bir çözüm yolu bilemiyorum diyor. Kocan seni boşamış diyor. Bunun üzerine kadıncağız 3-5 adım belki atıp orada ellerini yukarıya kaldırarak Allah-u Teala'ya halini arz ediyor. Ve o dakikada Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ile bu ayetleri ve devamını indiriyor. Ve devamında gelen ayetlerde buna bir çözüm bildirilmekte ve bir kefaret yoluyla evliliğin devamı anlatılmakta. Burada tabi cüz'i bir olaydan hareketle külli bir kuralın ortaya konulması ve yine cüz'i bir olaydan hareketle genel bir hükmün ifade edilmesi, böyle bir durumla karşı karşıyayız. O da şu: Allah-u Teala kullarından herhangi bir kulunun, işte burada örnekte olduğu şekliyle yaşlı bir kadının şikayetini elbette duyuyor. Ve buradan genel bir hüküm, yani Allah mülkünde cereyan eden her şeyi görür, bütün sesleri işitir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir üslup. Dolayısıyla tüme varım tarzında bir olaydan hareketle genel bir kurala, genel bir düstura ulaşabilmek. İşte herhangi bir insanı ele aldığımızda, işte falan insandır, ölümlüdür. Öyleyse bütün insanlar ölümlüdür. Çünkü aynı özelliği göstermektedirler. İşte Allah-u Teala kullarından herhangi bir kulun bu şekilde duasını duyuyor ve gerekeni yapıyorsa, icabet ediyorsa elbette Allah-u Teala mülkünde cereyan eden bütün sesleri işitir ve neler cereyan ettiğini de görür. اَلَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ, sizden kadınlarına zihar yapanlar, onları analarına benzetenler, مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ, onlar gerçekte onların anneleri değildir. Yani bir kimse hanımına sen bana anam gibisin demekle gerçekte onun anası olmaz. اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللّٰئِ وَلَدْنَهُمْ, onların anneleri onları dünyaya getiren kadınlardır.
Ve innehum le yaquluna münkeren minel kavl ve zura. Şüphesiz onlar hanımlarını annelerine benzetmekle münker bir sözü ve bir yalanı, bir iftirayı söylemiş oluyorlar. Yani gerçek dışı bir ifadeyi kullanmış oluyorlar ve bu Allah-u Teala'nın beğenmediği, tasvip etmediği bir anlatım şekli, bir ifade şeklidir. Ve inna Allaha le afuvun gafur. Bununla beraber Allah-u Teala affedicidir ve bağışlayandır. Yani kullarından bir takım hatalar sadır olur. İnsanlardan nice eksikler, nice günahlar meydana gelir. Ama Allah-u Teala onların hatalarına, günahlarına mukabil affedicidir ve bağışlayıcıdır. وَالَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Hanımlarıyla zihar yapan, yani hanımlarını annelerine benzeten, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا Sonra da dediklerinden dönenler, yani hanımlarına dönmek isteyen, evliliğin devamını isteyenler için فَتَحْرِرُ رَغَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ Birbirleriyle ailevi beraberlik olmazdan önce bir köleyi azat etmeleri gerekir. Burada kölenin Müslüman veya gayri Müslüman olması kayıt olarak ifade edilmiyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin yorumuna göre herhangi bir köleyi azat etmesi yeterlidir. Şafii mezhebi başka bir ayette, başka bir mesele münasebetiyle diyet meselesinde orada mümin bir köle kaydı ifadesi olduğundan bunu da ona kıyas etmek yoluyla mümin bir köle azat etmeleri gerekir demişler. ذَٰلِكُمْ تُوَعَظُونَ بِهِ İşte size öğütlenen, yapmanız istenilen budur. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَرُونَ خَب۪يرٌ Allah yaptıklarınızdan haberdardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ Her kim bunu bulamazsa, yani bir köle azat etmeye imkanı yok veya günümüzde olduğu gibi kölelik sistemi yok, dolayısıyla benzeri bir durumda köle azat edebilmesi mümkün değilse, bu durumda olanlar için peş peşe 2 ay oruç tutmak, yani araya bir gün veya daha fazlası faslı olmaksızın, girmeksizin 2 ay boyunca oruç tutmak. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْك۪ينَ Bunu yapamayan kimse için, yani oruç tutmaya güç yetiremeyen kimse için 60 tane miskini, 60 tane fakir insanı doyurmak, 60 kişinin karnını doyurmak, 2 öğün şeklinde onların karnını doyurarak bu şekilde o zihar kefaretini ödemiş olur. ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ Bu Allah ve Resulüne iman etmeniz içindir. Yani bununla imanınızı göstermiş olacaksınız. Allah'tan gelen hükmü uygulamak suretiyle Allah'a olan imanınızı, peygambere olan imanınızı göstermiş olacaksınız. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Hudut, Türkçe'de de şu anda kullanılan bir kelime. Sınır anlamında. İşte bunlar Allah'ın koyduğu hatler, sınırlardır. Velil kafirine azabun elim, kafir olanlar için, yani Allah'ın bu gibi hükümlerini inkar eden kimseler için elim bir azap vardır. Burada tabi dini bir hükmü uygulamayınca bir insan kafir olur mu? Hatıra bu gelebilir. Benzeri bir durum Hac suresinde geçiyor. Veya hacla alakalı ayette geçiyor. Haccın emredildiği bildirildikten sonra kim onu inkar ederse, orada da haccın inkarı, yani bir kimse haccı yapmadığında acaba inkar mı etmiş oluyor? Orada da benzeri bir durum var. Malum bir şeyi yapamamak ayrıdır, onu inkar etmek ayrıdır. Söz gelimi bir kimse faiz hiç almasa ama faizin haramlığını inkar etse, dini hüküm itibariyle ele aldığımızda bu kimse kafirdir. Ama öte yandan bir şekilde faizle alakası var. Fakat bundan da rahatsız ve rahatsızlık duyuyor. Keşke almasam, keşke bundan kurtulabilsem diyor. Bu mümindir, günahkar bir mümindir.
İşte burada da Allah-u Teala hükmünü ortaya koymuş. Yani hanımlarına zihar yapan, onları analarına benzeten kimseler için ne gibi ceza var, ne gibi kefaret var, bunu ortaya koymuş. Bunu kabul etmeyen, inkar eden bir kimse için elim bir azap vardır. İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve rasûle, Allah ve Resulü ile hat yarışına girenler, yani Allah'ın koyduğu hadleri, sınırları tanımayıp da kendilerine göre sınır belirleyen, kendilerine göre hat cezası belirleyenler, kübitû kemâ kübitellezîne min gablihim, kendilerinden öncekilerin helak olması, perişan olması gibi onlar da helak olup perişan olacaktır. وَقَدْ اَنْزَلْنَا اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, halbuki biz apaçık ayetleri indirdik. Yani Allah-u Teala hem yaratandır hem de yönetendir. Allah-u Teala yaratmış olduğu mahlukatla ilgili hükümleri de bildirmiştir. Ve hadis-i şerifte ifade edildiği üzere اَلْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَاتٍ, helal belli, haram bellidir. Bir de arada şüpheli şeyler vardır. İşte bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yine araştırarak haramlar nelerdir, helaller nelerdir bunları öğrenir. Ona düşen bunları yerine getirmeye çalışmak ve ilahi sınırlara riayet etmektir. Ama bir kimse Allah'ın koyduğu hadleri, sınırları tanımayıp kendi hayalinden bir takım sınırlar belirlese, kendine göre haramlar, helaller belirlese bu haddini aşmış olur. Veya bazıları insanlar için Allah'ın hükümlerini beğenmez tarzda adeta onun hükümlerini bırakıp başka hükümler ikame etmek isterlerse bunlar Allah ile hüküm koyma yarışına girmiş olurlar. Ve bu şekilde Allah-u Teala'ya uluhiyette bir nevi şerik olmaya çalışırlar. Bunlar dünyada da ahirette de perişan olacaktır. Velil kafirine azabun muhin, kafirler için zillet verici bir azap vardır. Yevme yeb'asuhumullahu cemi'a, o gün Allah onların hepsini bahseder, onların hepsini huzuruna getirir. Fe yunebbi'uhum bima amilu, ve onlara yapmış oldukları, işlemiş oldukları amelleri tek tek haber verir. Ahsahullahu, Allah onlara tek tek saymıştır, bildirmiştir. Ve nesuhu, onlar ise unutmuşlardır. Vallahu ala kulli şeyin şehid, ve Allah her şeye şahittir. Mülkünde cereyan eden her şeyi Allah görür ve bilir. Değerli izleyenlerim, burada ahsahullahu ve nesuhu, Allah tek tek saymış, onlar ise unutmuşlardır. İnsan gerçekten unutkan bir yapıya sahip. Hatta bu konuda deniliyor ki insan nisyandan alındığından nisyana müpteladır. İnsan kelimesi üns kelimesinden çoğaltılmış olabilir veya oradan geliyor olabilir. Veya bir başka cihetle bakıldığında nisyan kelimesinden gelebilir. Mesela Hazreti Adem'le ilgili ayette Allah-u Teala şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ اَحِدْنَا اِلَى اَدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَس۪ي, biz daha önce Adem'den söz aldık, o unuttu. Yani ilk insanda da bir unutma var. Allah-u Teala ona şu ağaca yaklaşma diye bildirmişti. Ama yaklaştı, o ağacın meyvesinden yedi ve böylece dünyaya gönderildi. Hazreti Adem'de böyle bir mahiyet olduğu gibi Adem'in torunları olan bizlerde de benzeri bir unutkanlık söz konusu. Ve burada tabi nazara verilen özellikle kafirler, kafir olanlar dünyada neler yaptıklarını oraya vardıklarında tek tek hatırlamayacak. Ama Allah-u Teala onların neler yaptığını tek tek onlara sayacak. Ve artık orada o kimseler kendi hayat filmlerini tekrar bir görmüş olacaklar. Allah ile nasıl bir hat yarışına girdiklerini, haddi aştıklarını görmüş olacaklar ve buna göre de orada ilahi cezayla karşı karşıya kalacaklar. Günümüzdeki kayıt cihazları
bütün yaptıklarımızın kaydedildiğini çok güzel gösteren şeyler. Her tarafta artık mobese kameraları var veya gizli başka türlü kameralar var. Bunun neticesinde şu anda dünyanın neresinde neler oluyor? Bunlar kayıt altına alınabiliyor. Bir takım işte programlar yapıyorlar. Her tarafa kameralar koyup oralarda neler olduğunu devamlı görebiliyorlar. İşte Allah-u Teala demek ki mülkünü öyle tanzim etmiş. Sağımıza solumuza kiramen katibin meleklerini koymuş. Her insan Allah nezdinde önemli olduğundan her insanın yaptığını Allah-u Teala kaydettirmiş. Ve hatırlamamız için bize de aslında bunun bir numunesini koymuş. Her insanda hafıza var. Hafıza insanın adeta arşivi ve o arşivde işte ömür boyu yaptıklarımızın en azından numuneleri var. Eğer hafızamız kuvvetliyse, iyi kullanmışsak hafızayı, yıllar öncesini çok net olarak hatırlayabiliyoruz. Ama hafızayı iyi kullanmamışsak o zaman dün ne yaptığımızı bile unutuyoruz. İşte insan unutkan bir varlık. Dün neler yaptığını unutabilir. Daha önce neler yaptığını unutabilir. Ama huzur ilahiye varıldığında hiçbir şeyin zayi olmadığı görülecek. Her şeyin kaydedildiği görülecek. Ve o zaman kafir olanlar yapmış oldukları bu kötülükler, Allah'ın sınırlarını aşmaları, bu gibi haddi aşan durumlara karşı derin bir mahcubiyet içinde olacaklar ve elbette tabi bunun karşılığını, cezasını da görecekler. Okumuş olduğumuz sayfada Allah-u Teala Hazreti Peygamber devrinde meydana gelen cüz'i bir olaydan hareketle külli bir düsturu da bize bildirdi. Yani Allah-u Teala kendisine yönelen, kendisine dua eden bir kadının münacatını işitmiştir. Onun gizli sesini işitmiştir. Allah için zaten gizli diye bir şey yoktur. Onun sesini işittiği gibi mülkünde cereyan eden bütün sesleri işitmekte ve mülkünde cereyan eden her şeyi görmektedir. Benzeri bir şeyi mesela Allah-u Teala başka bir yerde şöyle anlatıyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Demek ki bir yaprak sonbahar mevsiminde rüzgar esiyor, yere düşüyor. Bize göre tabii tesadüfi bir olay gibi. Ama Allah'a bakan yönüyle ve küllü şeyin önünde o bir miktar, her şey Allah'ın nezdinde belli bir miktarla ve belli bir kader ile bir kader programı var. Dolayısıyla Allah-u Teala mülkünde cereyan eden her şeyi kaydetmektedir. Ve insanların ona göre diğer alemde bir hesabı, bir muhasebesi olacaktır. Cenab-ı Hak bizleri hem dünyada hem ahirette mahcup eylemesin. Ve mahcup olmayacak bir şekilde hayatı yaşamayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.